Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine Equestrian Pro Day'de beraberiz. Bugün yine eski EABT sorularından bir tanesini çözeceğiz birlikte. Hemen bakalım sorumuza. Here is the story dedik. Şimdi ne oluyor? Genelde bizim sorularımızın bir hikayesi oluyor. Biz bir hikayeye göre soruyu çözüyoruz. Hemen bakalım. Below are some prompts used by an EFL teacher in various reading activities. Şimdi reading burada bizim anahtar kelimemiz. Prompts yine bizim anahtar kelimemiz. Bir de bir şeye daha dikkat edelim. Şuradaki EFL kısmına biliyorsunuz English as a foreign language demek. Buna da dikkat ediyoruz. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Şimdi bakalım promptlara. When did Abraham Lincoln die? Is the author's tone critical or supportive? What is Michael's email address? How many times does the word theirs occur in the text? What is the main topic of the third paragraph? Şimdi 5 tane prompt vermiş ve bunları okuyacağız. Bunlar için biraz bir üzerinde düşüneceğiz. Bakalım şimdi soruya. Soruda ne var? Here comes the question. Which of the prompts address skimming? Okay, şimdi skimming bizim için önemli bir kavram. Daha önce videolarımda da ben bundan bahsetmiştim. Scanning ve skimming'den. Scanning neydi? Çabucak okumak. Skimming neydi? O da çabucak okumak. Ama okuma amaçları farklıydı. Scanning dediğimiz zaman bizim kastettiğimiz şey nedir? Belirli detayları, belirli bilgileri aramaktır. Bütününe biz önem vermeyiz veya konunun özüne önem vermeyiz. Belli adresleri ararız, belli anahtar kelimelere bakarız. Ama skimming dediğimiz zaman yine çabucak bir okuma yapıyoruz ve neden bahsediyor? Konunun özü ne? Buna bakıyoruz, kavramaya, anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bunlardan diyor, bu promptlardan, hemen promptlara geri dönelim. Bu promptlardan diyor hangileri skimming için daha uygun olur. Bakalım şimdi. When did Abraham Lincoln die? Is the author's tone critical or supportive? What is Michael's email address? How many times does the word theirs occur in the text? What is the main topic of the third paragraph? Bir kere şurada main topic diyor. Bir kere main topic soruyorsa veya bu yazının başlığı ne olabilir gibi veya what is the main idea diyorsa, what is the gist of the paragraph diyorsa kesinlikle neye refer ediyor? Skimming'e refer ediyor. O yüzden 5 kesinlikle olacak. Peki burada theirs sözcüğü kaç kere diyor metinde? Tekrar edilmiş. Burada belirli bir sözcüğe odaklanıyor. Bakın genel olarak konunun özüne odaklanmıyor. O yüzden 4 numarayı eliyoruz. What is Michael's email address? Bu da yine spesifik bir bilgi. Spesifik bir bilgi aradığımız zaman biz yine ne yapıyoruz? Scanning yapmış oluyoruz. Bu skimming olmuyor. O yüzden burada 3 numarayı da eliyoruz. Is the author's tone critical or supportive? Şimdi critical mı supportive mi? Bu da bizim için önemli. Peki burada hangisi oluyor? Burada scanning mi skimming mi diye karar verecek olursak burada tonundan yani yazarın anlattığı moddan bahsediyor. İşte critical mı, supportive mi? Bunu yapabilmemiz için bizim genelini, konunun özünü ne yapabilmemiz gerekiyor? Algılayabilmemiz, anlamış olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunu da bir skimming kapsamı içerisine alıyoruz. Son olarak when did Abraham Lincoln die? Şimdi when did Abraham Lincoln die dediği zaman biz neyi arıyoruz? Ölüm yılını, ölüm tarihini arıyoruz. Yani sadece spesifik belirli bir bilgi arıyoruz. O yüzden bu yine scanning. Yani bizim 2 numara ve 5 numara sadece skimming'e refer ediyor, referans veriyor diyebiliriz. Hemen bakalım şimdi. Sorumuz skimming'di. Hemen cevaba bakalım. Cevap hangisiymiş? Şıklara bakalım. 2 ve 4. 4'ü atmıştık. 2 ve 5. İşte bu. Bursa. Sadece 2 numara ve 5 numara skimming'e referans veriyor dedik. Çünkü önemli olan main topic. Bir de orada önemli olan nedir? İşte yazarın tonunu sormuş. İyice anlamamız gerekiyor konunun özünü ki yazarın tonunu yani anlatım tarzını yakalayabilelim. O yüzden doğru cevap B arkadaşlar. Evet bu sorunun, bu skills sorusunun sonuna geldik. Başka bir Equestrian Pro Day'de görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum sabrınız için. İletişim kurabilirsiniz. Sorularınız varsa Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. YouTube kanalımda lütfen takip edin. Bay bay.